Ankara Büyükşehir Belediyesi Tekvando Spor Kulübü Genel Koordinatörü Mustafa Gürsoy kardeşimle birlikteyiz. Mustafa Hocam, başarılarınızı bütün Türkiye biliyor. Biz de sizi tanıyoruz. İnşallah. Şimdi ilk önce güzel bir haber aldım. Önce onu paylaşalım sizinle. Maddi imkanı olmayan, sporcu yetiştiren antrenörlere Millet Türkiye Şampiyonalarına gelip gitmeleri için maddi yardımla bulunacağınızı öğrendim. Evet. Bu olayı açıklar mısınız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ben sporculuktan geldiğim için bu konuları çok iyi biliyorum. Ben kendim Türkiye Şampiyonası hazırlandığımda antrenörümün maddi durumu olmadığından beni tek başıma gönderdiğinden biliyorum bunu. Türkiye'de çok maddi durumu kısıtlı olan bu işe gönül vermiş antrenörlerimiz var. Bazen oluyor ki Türkiye Şampiyonası'na veya Türkiye Şampiyonası akabindeki Türkiye seçmesine, uluslararası müsabakaların seçmelerine sporcuyu kendi gönderip gelemeyen güzide kulüp antrenörlerimiz başka var. Antrenörlere teslim başka ediyorlar. Antrenör, tabii başka antrenörlere teslim ediyorlar. Hatta bazen de sporcusunu gönderemiyorlar. Evet. Biz bunları ben küçükten beri yaşadığım için biliyorum ve bu Alanya'daki maçlarda birçoğuna şahit oldum. Bundan sonra buradan şunu söylüyorum. Tüm Türkiye'deki güzide antrenörlerimize, kulüp antrenörlerimize. Bundan sonra öyle bir şey yok, öyle bir sıkıntımız yok. Ben Mustafa Gürsoy olarak kendim nerede kalıyorsam, hangi otelde kalıyorsam, ne yiyorsam, ben ne içiyorsam aynısını yiyip aynısını kalacaklar. Hatta ben onlara arabamı verip kendim bile yürüyerek giderim gerekiyorsa. Maddi durumu iyi olmayan antrenörlerimiz için bu. Tabii ki maddi durumu iyi olmayan antrenörlerimiz için değil. Bunu yanlış anlama olmaz. Bizim camiamız çünkü çok güzel bir camiayız. Bunu yanlış anlaşılma olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi ben hangi otelde kalıyorsam, ben ne yiyorsam aynısını yiyip aynısına kalacaklar. Hatta kendi arabamı verip benim maçımın günü olmadığında arabamı verip kendim yürüyerek giderim onlar için. Türkiye Şampiyonası'ndan tartı gününden ve müsabaka bitim gününe kadar tüm Türkiye'deki gariban antrenörlerimizin, ben onlardan daha garibanım ama onlar bizim abilerimiz, imkanlarımız doğrultusunda onlara yardımcı olacağımız sözünü buradan veriyorum. Evet, buradan elleri öpülesi antrenör kardeşlerimize Mustafa Gürsoy'un çağrısını iletmiş olduk. Evet. Mustafa Hocam, madem şampiyonaya geldik, Türkiye Tekvando, Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası Alanya'da birlikteydik sizinle evet. beraber. Orada çok genç bir kadroyla katılmanıza rağmen güzel bir başarı elde ettiniz ve milli takıma 3 sporcu verdiniz. Evet. Neler yaşadınız Alanya'da? Ya şimdi şu oldu, tabii bu çok konuşuldu, çok edildi. Tabii şu konuşmamdan önce şunu ben buradan söylemek istiyorum. Bizim yapmış olduğumuz spor yorum sporu, tartışma sporu, yani yoruma açık bir spor. Hatalar tabii ki de olacaktır, illaki de olacaktır. Bir futbolda 90 dakika boyunca ufak bir offside oluyor, 2 saat, 1 saat boyunca bile onun bile hata oluyor hakemlerde ama şu bir gerçek, bunu da göz ardı edemeyeceğim. Ben bu kadar net konuşmazdım ama bu Türkiye Şampiyonası'nda hakemlerimizin hataları biraz böyle fazla göze battı. Çünkü ben bir sporcumda net gördüm, hatta bir tartışmaya neden oldu. Ben asla yapmayacağım bir şey yapmak zorunda kaldım. Net vurmasına rağmen o görülmedi. Ve onun, ben sporculuktan geldiğim için de şunu söylüyorum nedeninden dolayı. Bazen teknik kuruldaki büyüklerimiz teknik kurulda sporcu müsabakasını çıplak izlemiyorlar gözle. Başka yerde oluyorlar. Onları çağırdıktan sonra video playerde gördükleri zaman canlı göremiyorlar. Tabii şu andaki teknoloji, kullandığımız teknolojilerde tam köşesinde üst düzey, olmayabiliyor. Üst düzey teknolojide tam o köşesinde şey olmuyor, orada göremiyor. Bu Türkiye Şampiyonası'nda bu Türkiye Şampiyonası'nda hakem hataları biraz fazla oldu. Uğur Yılmaz Hoca'nın bu konudaki yazısını okudun mu? Türkiye Şampiyonası'nı ben okudum. Bunun bir art niyet olarak olduğunu ben hiçbir şekilde zannetmiyorum. Çünkü bir önceki yazısında da Uğur Yılmaz abimiz, çünkü Avrupa şampiyonumuz, her zaman da benim örnek aldığım bir abim. Bundan önce mesela Metin Başkanımızın, Metin Şahin'in uluslararası başarılarını konuştu. Adaylığını konuştu. Bunları konuştu ve yapılan bir şey yazmış olması, ben şunu zannetmiyorum. Bunu art niyet olarak değil de, şimdi seçim aşamasında olduğum için bazı insanlar kendilerine göre çekip bir art niyet bunu da sezinleyebilirler ama ben Uğur abiye sonuna kadar katılıyorum ve art niyet olduğunu da zannetmiyorum. Zaten olayların tespitinden ibaret. Uğur Yılmaz'ın oradaki köşe yazısı. Tabii. O gün orada meydana gelen safeguard hatalarından, hakem hatalarından evet. ve diğer sıkıntılardan. Ama şu var, şey şu var. Allah'ın bunu demeden de göz ardı edemeyeceğim. Ben zaten federasyonda da hiçbir şekilde göz ardı etmediğim, her zaman takdir ettiğim. Zaten federasyonun başarısındaki en büyük sır olan Ali Şahin, milli takım teknik direktörü de kendi gözüyle görüp hata olan sporculara ya hata ek mı var? Tanıdı. Tamam, ek imkan tanıdı. Evet, hemen akabinde milli takım seçmesi yaptı. Üçer dörder sporcu götürüyor uluslararasına. Bunlara evet. izin vermiyor. Ama şu var. Bazı sporcularımız kulüp açısından, orada şampiyon olup kulüpteki maddiyat açısından, almış olduğu maaş açısından çok farklı sıkıntı olabilir. Yaşıyor. Sıkıntı yaşıyor. Yani orada hakemlerimizin bir alın teri, yani hakemlerimiz bunu bilerek yaptığını ben hiç asla zannetmiyorum. Yok, hiç ama hakem bilerek yapmıyor. Ama bunun ama nedeni de bence şöyle bir sorun da var.
geçmişte tekvandonun içinden yetişmemiş, herhangi bir yaşı tuttuğunda belli bir lise mezunu olan insanların antrenör olmasının bugün yaşadığımız sıkıntılarda büyük etkisi var. Ben şunu söyleyecektim, zaten siz lafımı kesip onu böyle söylediğiniz için ne güzel konuştunuz. Zaten bunun özü şu, tekvando hakemleri kesinlikle ve kesinlikle müsabıklıktan gelen sporcu olması lazım. Kesinlikle. Bakın dikkat ederseniz Türkiye Şampiyonası'ndan sonra seçme yapıldı. Türkiye Şampiyonası'nda bir tane bile çıkamayan sporcumuz seçmede 12-13 fark atarak yani finale kadar 12-13 fark atan Yaprak Yeriş mesela atıyorum. Mehmet Dolaş, Tansu Burak herkes şampiyon oldular. Seçmedeki hakemlerimize dikkat ettiniz mi? Hepsi de profesyonel birinci sınıf ve müsabıklıktan gelen hakem olduğu için hatalar minimuma indirildi. Ama dediğim gibi bunu buradan bir kez daha söylüyorum. Yapmış olduğumuz spor yorum sporudur. Yani hataya açıktır. Ama bunu tabii had safhaya ulaştırıp sporcuların bir yıllık alın terini göz ardı etmek de iyi değildir. Çünkü biz futbol oynamıyoruz. Bir senede bir defa şans olduğu için hakemlerimizin de tabii bu konulara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Tabii seçim zamanı olması nedeniyle bazı insanlar Uğur Hoca'nın yazısını kendine doğru çekebilir ama o evet. Açık ve net olarak sadece olaylar ortaya koyuyor. Uğur Hoca bizim Avrupa'da bayrağımız dalgalandırmış, bizim her şeyden önemlisi abimiz. Evet. Şimdi benim konuşmamda şu dikkatimi çekti. Sporcularınıza çok fazla sahipleniyorsunuz. Evet. Çok fazla sahip çıkıyorsunuz. Neden? Evet. Ya ben sporculuktan ezilerek geldiğim için şu var. Hani bazen insanlar diyor ki ya işte çok harcadınız, işte kamp yaptınız, paralar harcadınız, işte o kadar destek veriyorsunuz. Kendi cebinizden kamp yaptınız. Ben kendi cebimden yaptım. Evet. Kulübün genel koordinatörü olmanıza rağmen neden siz çıkıyorsunuz arkasına? Ya ben şunu söylemek istiyorum. Başarılı bir sporcuyu herkes arkasına bulur evet. Ve takdir eder. Mesela Mehmet Dolaş 94 doğumlu. Gençlerden yeni çıkmış. Remzi Başak Buğday kardeşimizi gözümüzün nuru, o da ülkemize bayrağımız dalgalanmış. Onu bile yendi. Evet. Büyüklerde bir yaptı. En son kulüplerde bir yaptı. Yaprak Eriş 94 doğumlu. En iyi sporcuları yendi. Seçmede bir yaptı. Yani buradaki Tansu Burak aynı şekilde. Tansu Burak 93 doğumlu. Yani ben şunu istiyorum. Böyle sıfırdan veya böyle orta seviyedeki sporculara değer ve destek verip tekvando demek sadece bir kiloda bir sporcunun üzerine yönelip diğer sporcuların ya o kiloda zaten ne olursa olsun bu sporcu var ben niye tekvando yapıyorum gibi düşüncesine kapılıp daha 12-13 yaşında 6-7 kilo verip sağlığından olması önemli bir şey değildir. Bunlar iyi bir şey değiller. Herkesin oraya çıkabileceğini, oraya çıkabilmesi lazım. Evet, zaten federasyonun şu anda yaptığı en güzel şey de o. Herkese bu ülkenin eşit şekilde dağıtılıyor ve kazanan herkes evet, gidiyor. Ben şunu şöyle düzelteyim. Federasyonun keza öyle de ben şu şekilde düzelteyim. Ali Şahin'i. Ali Şahin çok büyük etkisi. Ali Hoca hiçbir şekilde kendisini tanıyan tanımayan, takdir eden etmeyen, seven sevmeyen, oy veren vermeyen öyle bakmıyor. Evet. Sporcu şampiyonsa onun arkasında duruyor. Zaten Ali Şahin'in şu anda federasyonun ayakta kalması ve federasyonun çok başarılı ve güçlü olmasının yegane nedeni Ali Şahin'in sporcular üzerindeki tutumu. Hak edene hakkını veriyor ne olursa olsun yani. Adaletle davranıyor. Federasyonun kesinlikle. Tamamı adaletle davranıyor. Kesinlikle. Yani sporcular konusunda kimsenin bir şikayeti kesinlikle. Yok. Ben sporcularımın her zaman arkasındayım. Onlar şampiyon olsa da olmasa da. Hepsi benim için farklıdır. Bu Avrupa Şampiyonası'nda da dünya takımlarımız var. Şampiyon olduklarında ben onlara daire vermek için elimden geleni yapacağım. Evet. Verdiniz de zaten dünya şampiyonu olan 3 esporcuya daire verdiniz. Yani. Bu şekilde de biz yapmıştık. Yaprak evet. Eriş'in, Mehmet Dolaş'ın, Tansu Burak'ın maaşlarını hemen arttırdım. Şu anda maaşları zamlı yaptı. Primlerini aldılar. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok yani. Güzel. Peki hedefleriniz neler? Şimdi siz tekvandonun içinden geldiniz. Sporcu olarak geldiniz. Evet. Şu anda Ankara Büyükşehir'in koordinatörüsünüz. Tekvando evet. Branşının koordinatörüsünüz. Hedefleriniz yani ne olmak istiyorsunuz? Şimdi konuşsam seçim zamanı böyle bir teklifte bulunuyor. İnsanlar aklına gelecek direkt soru şu. Acaba Tekvando Federasyonu'na başkanlığına mı aday? Şimdi şunu söyleyeyim. Ben haddimi bilirim. Kesinlikle büyüklerimiz varken biz ön plana o konuda çıkmayız ama şu var. İleride neden olmasın? Çünkü biz tekvandodan gelen insanlarız. Tekvando'ya hizmet etmeye çalışan bir insanız ama şu anda çok erken. Yani daha bir 5-10 sene zamanımız var. Daha size bu yönde başka teklifler çok aşırı derecede. Yani aşırı federasyon başkan adaylarınızı koyun diye. Yani aşırı derecede bana öyle bir tutum var ama kesinlikle ve kesinlikle ben öyle bir şey asla düşünmem şu an için. Zaten benim siyasi bazı düşüncelerim var. O konuda devam ediyorum. Ama onun haricinde Tekvando Federasyonu'yla ilgili benim yapabileceğim tek şey Ali Şahin hocamın nezaretinde milli takımda başarılı olan sporculara gönülden destek vermek. Evet. Hedeflerimiz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onursal başkanımız Melik Gökçe'nin vermiş olduğu destek doğrultusunda ülkemizin bayrağını en iyi dalgalandıracak, zirveye taşıyacak tüm sporculara ben destek olup elimden geleni yaparım. Hatta şöyle bir olay üzerine çalışıyorum. Olimpiyat şampiyonasında
ülkemizin bayrağını dalgalandırıp şampiyon olan veya işte madalya alan sporcuya Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onlara ödül verdirmeyi düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olması o kadar önemli değil sporcunun. Sporcunun ülkemizin bayrağını dalgalandırıp orada ve Ali hocamıza bile gerekiyorsa elimden gelirse Ali hocaya verdirmeye çalışırım. Neden? Bence Ali hocanın çok büyük hatası. Kim ne derse desin ben Alanya'ya gittim. Alanya'da kaldım. Evi özledim. Evet. Ev çocukları özledim. Yani herkes özledim. 20 gün orada kaldık. Yani evi annemi özledim. Yani o kadar özledim ki insanları. Ya Ali hocaya bakıyorsun bir ay yok, bir sene yok. Kim ne derse desin. Önemli olan o konuma geldiğinde o konumda kalabilmekti. Bizim hedeflerimiz son kez daha toparlamak gerekirse tekvandoya sporcuların emeğinin alnının teri kurumadan verdirmek. Kimle konuşursa konuşsun. Allah-u Teala ne diyor? Bir kul hakkıyla gelmeyin. Benden yapacağım bir şey yok diyor. Biz bir kul hakkının bir ters bakmak bile bir kul hakkıdır. Onun hakkında yanlış konuşmak bile bir kul hakkıdır. Bir kere yapmak kul hakkıdır değil mi? O sporcular ekmek yemiyorlar. Su içmiyorlar. Kilo vermek için. Okulundan tenezzülü gösteriyorlar. Evine gidemiyorlar. Evet. Bazen aç kalıyor, susuz kalıyorlar. Dolmuş parası bulamayıp antrenmana gidiyorlar. Onların bir senelik alın teri insanı heba eder. Evet. O yüzden benim için elimden gelen, önemli olan onlara elimden geldiği kadar katkı sağlamak. Tüm sporcularımın buradan gözlerinden öpüyorum. Tüm Türkiye'deki sporcularımız benim sporcum. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm sporcularıma yenilse de yense de onlar hepsi benim göz bebeğim. Peki maddi durumu, şimdi maddi durumu iyi olmayan antrenörlere para yardımı da bulunacaksınız. Evet. Onu anladım. Geldikten bir sadece geldim. Peki maddi durumu iyi olmayan kulüplere yardım da etmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi onu Ankara'da yapmıştık biliyorsunuz. Sizler aracılığıyla Ankara'da yapmıştık. Ankara'daki. Şimdi ona şöyle bir şey yapacağız. Türkiye'deki ilk son iki sene içerisinde Türkiye'de final 60 sporcu çıkarabilen veya 3-4 tane üçüncü çıkarmış. Veya atıyorum milli takıma sporcu vermiş. Kulüplerimiz, güzide kulüplerimiz olduğunda maddi durumu kısıtlı olan abilerimiz, elöpülesçe asıl emektarlar, antrenörlerimiz, abilerimize kulüplerine malzeme yardım yaparız. Yani öyle buradan sözünü veriyoruz. Var. Hayır düşüncemiz derken. Ha, söz veriyorum diyorsunuz, yapacağım diyorsunuz. Düşünürüz. Hani siz bilirsiniz. Tabii, Mustafa Gürsoy bir şey dedim hiç yapmadığımız olmamıştır. Evet. Allah'a sınırım benlikten. Peki bir şey daha soruyorum. Şimdi bu antrenörlere teklifiniz hani para karşılığı sizin masraflarınızı karşılayan sözünüz ne zamana kadar geçerli? Ben var olduğum, Allah beni yaşattığı sürece, ben ölmediğim sürece, maddi imkanlarımız elinde yer verdiği sürece ne zaman? Ümitler Türkiye Şampiyonası var. Ümitler Türkiye evet. Şampiyonası'nda Haziran'da bütün abilerimin başının tacıdır. Ya tabii ihtiyacı olan, yani tabii bunu olan. Camiamız dört dörtlük bir camiamız. Bizim ne olursa olsun çok kalabalık. Evet. Yani biz güreşe, halkaya benzemeyiz. Tabii çok kalabalığız. Kim ne dersen ona göre, ona rağmen dört dörtlük bir camiayız, iyiyiz. Ben buradan tüm antrenörlerimize, elöpülesçi emektar kulüplerimize önümüzdeki Ümitler maçından başlayabiliriz. Ümitler onları bekliyoruz. O şekilde bekliyorsunuz evet. Ve süresi sınırsız. Sınırsız. Senin yaşadığın bir şey. Tabii. Son bir soru. Bu kadar maddi imkan nasıl karşılayacaksınız? Ankara Büyükşehir mi siz bizzat kendi cebinizden? Yok, bizzat ben kendi cebimden karşılayacağım. Çünkü biz Rabbimin verdiği doğrultularda ufak tefek işler yapıyoruz. Rabbim bize veriyor. Yani bu yaşta bunlar Allah bize verdiyse biz kimiz ki vermeyeceğiz yani. Doğru. Şimdi Sarıkaya'da öğrencilere, yoksul öğrencilere yardım yaptınız. Burada evet. Kulüplere yardım yaptınız. Alanya'da birçok insana misafir ettiniz. İstanbul Ankara Büyükşehir Belediyesi genel koordinatörü kendi cebinizden evet, bizzat masrafını karşılayarak misafir ettiniz. Evet. Gerçekten tekvandoya büyük bir cömertlikte bulunuyorsunuz, iyilikte bulunuyorsunuz. Ben size bütün tekvando antrenörlerine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun.